Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone olasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şu modelin yapımını paylaştım. 1 ve 2. bölümünü bu videonun da açıklamalar bölümünde linkini paylaşacağım. Şöyle göstereyim yeni gören arkadaşlar için ise. Bunu tamamladık. Şimdi şu ortada küçük bir motifimiz var. Ortadaki motifi yapacağız. Bunun için 9 tane zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirle başlıyorum. İlk zincirin içine batıyorum. Bir tane yuvarlak oluşturuyorum. Evet, bir tane şimdi zincir çekiyoruz ve bu boşluğun içine sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane sık iğne yaptık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin şöyle netleyelim. İlk yaptığımız sık iğnenin içine batıyorum. Birleştiriyorum. Evet, şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başını 1, 2, 3 defa doladık. Hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Önce 1 ilmek, sonra 2, 2, 2 aldım. Tığda 2 ilmeğim var. 1, 2, 3 doladım. Tekrar bir sonraki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3, 4. Önce 1 ilmek alıp sonra 2 2 alarak 4 defa da çektim ve 5. çekme işlemini hepsini birlikte toplayarak yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Hemen buradan eklemeye başlayacağız. Şöyle göstereyim nerelerden ekleyeceğimiz önce. Bakın şuralarda 2 tane boşluğumuz var. Bu 6 zincir çektiğimiz boşluk. 2 tane burada var. 2 tane burada var. 2 tane buradan ekliyoruz. 2 tane buradan ekliyoruz. Sonra şu kenarlarda boşta olan boşlukları söylüyorum. 4 tane boşluğumuz var. Bu tarafta da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. Şimdi şuradan hemen eklemeye başlayacağım. 6 zincir çektikten sonra eklemeleri şurada yaptığımız gibi yapıyoruz yine. 6 zincir çektikten sonra tığın başına bir kez doluyoruz. Şu modelin ön yüzü bize bakacak. Şöyle alıyorum altından doğru ilk boşluğun. Giriyorum. 1, 2, 3 defa çektim. Bakın zincir bu tarafta. Şimdi tığın başını bir kez doladım. İkinci boşluğa geliyorum. Birinciye girdik. Bir trabzan yaptık. Tığ bir kez doladık. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3 defa çektim. Şunun ters dönmemesine dikkat edelim. Burası hala bakın böyle. Şimdi tekrar buradan 6 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımıza 1, 2, 3 defa doladık. Altta hemen bir sonraki sık iğneye giriyoruz. 1, 2, 3, 4 çektim bıraktım. 1, 2, 3 defa doladım. Bir sonrakine girdim. Yine 3 tane her sık iğneye batarak böyle trabzan yapıyorum. 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4 defa çektim. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim.
Şimdi şurayı bir göstereyim. İki tane boşluğa birleştirdim. İlk üçlü trabzanı yaptıktan sonra 6 zincir çektik. Biraz daha buraya yakınlaştıralım. İlk üçlüyü yaptık. 6 zincir çektik. Tığın başını bir kez doladık. Önce ilk boşluğa batarak bir trabzan yaptık. Tekrar tığın başını bir doladık. Diğer boşluğa battık. Bir trabzan daha yaptık. Sonra 6 zincir çektik. Tığı 3 defa dolayıp buradaki 3 tane trabzanı yaptık. Şimdi bunu yaptık. 6 zincir daha çektik. Geliyoruz bu sefer de bu taraftaki 1, 2, bakın 2 tane boşluğumuz var. İlk boşluğa yine aynı şekilde birleştireceğiz. Altı zincir çekip hemen birleştirmiyoruz. Tığın başını bir kez doluyoruz. Geliyoruz ilk boşluğa girerek bir tane trabzan yaparak birleştiriyoruz. Buradan tekrar tığın başını doluyoruz. İkinci boşluğa geçiyoruz. Buraya da bir trabzan yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip dönüyorum. Ortadaki sık iğnelerin üzerine 3 tane sık iğne yapacağız. Tığın başını 3 defa doluyoruz. 1, 2, 3. Hemen bir sonraki sık iğneye giriyoruz. 1, 2, 3, 4 çektim, bıraktım. 3 defa doladım. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4. Tekrar 3 doladık. 1, 2, 3, 4. Hepsini birlikte çektik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar bakalım. Evet, ipim içeride kaldı. Şimdi bakın, iki tane buraya birleştirmiştik. İki tane de buraya birleştirdik. İki boşluğa. 6 zincir çektik. Tığ dolayıp buraya birleştirerek bir trabzan. Tekrar tığ bir kez dolayıp diğer boşluğa bir trabzan. 6 zincir çektik ve tığ 3 kez dolayıp diğer yaprağımızı yaptık. Şimdi bu tarafta aynı şekilde. 4 tane boşluğumuz var. 1, 2 gireceğiz bu ikisine. Sonra bu ikisine gireceğiz. Şimdi devam edelim. 6 zinciri çektim. Tığımı bir kez doladım. Geliyorum şimdi bu kenardaki ilk boşluğa alttan doğru batıyorum. Bir tane nereden geldi? Bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Dönmedim daha, bakın. Bir sonraki boşluğa girdim. Tekrar bir trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Ortaya geliyorum. Ve 1, 2, 3 defa dolayarak hemen bir sonraki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa çektim. Tığımda 2 tane ilmek kaldı. Tekrar 1, 2, 3 doladık. Her bir sık iğneye bir kez giriyoruz sırayla. Batıyoruz. 3 defa doladım tekrar. 1, 2, 3, 4. Şimdi hepsini kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Ve tığ bir kez dolayıp şimdi geliyoruz. Sıradaki şu iki boşluğa. 4 taneydi ya kenarda. 2 tanesini yaptık. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. Alttan giriyorum. Bir tane trabzan. Tığımı bir kez dolayıp geri dönmeden hemen ikinci boşluğa da giriyorum. Bir trabzan da böyle.
Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve tığ 1, 2, 3 kez doluyoruz. Şöyle tutuyorum parmağımı. Ortaya geliyoruz. Hemen bir sonraki sık iğneye batıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa çektik. 3 doladım. İkinci trabzanı yaptım. Üçüncü trabzanı yaptık. Hepsini birlikte kapattık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakalım yine şöyle. Bakın iki tane buradan, iki tane de buradan birleştirdik. İki buradan, iki de buradan. Yani iki tane boşluğu sayıyorum. Bir tane altı çekiyoruz. Yani şuranın birleşiminde burada iki tane boşluk var. Şimdi bu taraftayız. Bu tarafa başlayacağız. Bir, iki. Önce şu iki tanesini aynı şekilde. Sonra da bu iki tanesini aynı şekilde birleştiriyoruz. Altı zincir çektik. Tığın başını bir kez dolayıp geliyoruz bu taraftaki ilk boşluğun içine. Alttan doğru yine batıyorum. 1, 2. Tekrar yapalım. Şuraya düzgün olmadı. Zincirim açıldı. 1, 2, 3 defa çektim. Bir trabzan. Bir doladım. Bir sonraki boşluğa. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımızı 1, 2, 3 doladık. Yine ortadaki motife dönüyoruz. Hemen sıradaki sık iğneye giriyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Tığ 3 defa dolayıp 4 defa çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Beşinci çekme işlemini hepsini birlikte yapıyoruz. Yani beşli trabzan yapmış oluyoruz. Evet, şimdi hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığ bir doladık. Burada kaldı iki boşluğumuz. Hemen birincisine giriyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Tığ hemen dolayıp İkinci boşluğa da giriyoruz. Bir trabzan da böyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Artık çiçekleri bitirdik. Şöyle 6 yapraklı bir çiçek yapmış olduk ortaya. Şimdi geliyoruz. İlk yaptığımız şu üçlü trabzanın tepe noktasına, şöyle sivri noktasına batarak birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi Evet, ortayı da tamamlamış olduk. Şimdi bu ipimizi izleyelim. Tersinden doğru. Şunu kesebiliriz. Ortayı sık iğnelerin arasında gizlemiştim zaten. Şu kestiğimiz ipimizi de alalım. Trabzanların üzerinden yürütüyorum. Şöyle alttaki sık iğneleri getirelim, daha sağlam olsun. Bunu da kestik. Daha serelim. Evet, bu şekilde ortayı yapıyoruz arkadaşlar. Çok kolay, basit. Zaten burada birleştireceğimiz yerler belli. Şimdi ben bir tanesini yaptım. Bir önceki videoda da göstermiştim. Tekrar bir kez daha anlatayım. Bunun gibi kaç tane yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptığımızda büyük bir yuvarlak, tam yuvarlak değil tabii, kenarları böyle kalp şeklinde bir desen oluşacak. Şöyle de göstereyim. Şu şekilde.
bir bar örtüsü ya da masa örtüsü ortaya yapabilirsiniz. Şimdi ikinci yaparken yine aynı şekilde, yani bunun birincisinden başlayabilirsiniz, izlemeye, tekrarını izleyerek aynı şekli verebilirsiniz. Yalnız ikinciyi yaparken yine bakın şuradan başlıyoruz. Aynı yerden şöyle dış kenardan başlıyoruz. Bu dış kenardan başlarken ya bu taraftan ya bu taraftan ördüğümüz ilk parçaya, mesela şuradan başladık. Burayı başlarken bu tarafı da ekleyerek gidiyoruz. Kaç tane ekliyoruz hemen onu söyleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane. Şimdi buradan başlayalım. Eklemeye buradan devam etmeyelim. Buradan başlayalım. Şurayı döndüğümüzde tam ortada bir altı zincir boşluğumuz var. Şurası tam ortada altı zincir boşluğumuz var. Burası. Hemen bundan sonra burayı devamını örerken buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burayı yaparken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane boşluğu diğer motife ekliyorsunuz arkadaşlar. Aynısını yaparken. Buradan başladık, geldik. Burayı döndük. Döner dönmez hemen şu en alttaki boşluk değil, şuradaki boşluktan bunu ekleyerek devam ediyorsunuz. 13 tane boşluk ekleyip bu tarafı örmeye devam ediyorsunuz aynı şekilde. Yani çok zor gelirse bunları parça parça yapıp sonradan böyle bir zincir boşluğu şeklinde de eklenebilir yani aslında. Aslında kolay ama şu kısımları atlamamamız lazım. Dikkatli yapmamız lazım. Bir tane atlarsak şu birleştirme işlemini, burada her şey değişiyor. Beni de zorladı yani açıkçası. Evet, ama güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Başka modellerde görüşmek üzere.